Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Bugün sizlerle birlikte Injustice 2 oynayacağız. Bu oyun bir karşılıklı dövüş oyunu. Mortal Kombat'ın yapımcılarının yaptığı bir oyun ama DC evreninde geçiyor. Dolayısıyla DC Comics karakterlerini bu oyunda görebilirsiniz. Şöyle bir istiyorsanız karakterlere bakalım veyahut da karakterlere bakmadan önce size şöyle oyunun genel story'sini göstereyim. Batman ve Harley Quinn, Green Arrow, Black Canary, yani story'deki oynayacağınız karakterler, Flash. Yani şöyle söyleyeyim, Superman ve karakterlerin bir kısmı bir tarafta, Batman ve onu takip edenler bir tarafta, genel olarak da Brainiac, özel düşman diyebiliriz. Karakterlere bir bakalım. Bu arada Basic Moves, Advanced Mechanics, Combat Strategy falan anlatıyor. Karakterleri burada görüyoruz. Pratik burada yapabiliyoruz. Oyunun bazı komboları çok zor. Onu söyleyeyim, ben zamanlamayı pek tutturamıyorum. Şimdi karakterlere şöyle bir bakalım. Biliyorsunuzdur zaten DC karakterlerini. Batman, Joker en çok bilinen DC karakterleri. Yani DC'nin vitrin yüzü diyelim. Peki kimler var? Hellboy var. Sanırım DLC'lerle geliyor bu. Sub-Zero var. Demiştim Mortal Kombat'ın yapımcıları. Buraya eklemişler. Bende bu arada bütün DLC'ler yok. Swamp Thing var. Bu biraz Clayman mıydı o? Balçık adam mı? Ne? Ona biraz benziyor. Bataklık abimiz. Cyborg. Robotik arkadaş. Catwoman. Olmazsa olmaz tabi. Flash. Flash Gordon. Burada DC karakterleri. Bu arada işte Marvel mı iyi sizce, DC mi? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benim favorim her zaman DC. Marvel daha çok böyle bir daha renkli gibi geliyor bana. Bilemiyorum. Burada da gerçi renk var ama. Green Lantern. Bence dünyanın en saçma karakterlerinden birisi. Ve tasarımlar falan 1930'lu yıllar ve sonrasında olduğu için özellikle şu hırsız maskesi geçmişten kalan şey, değiştiremiyorlar karakterleri ve böyle bir Krypton yüzüm var. Saçma sapan bir şeyler bu. Harley Quinn saygımız var. Harley Quinn özellikle yüzü falan özel çalışılmış. Batman oynaması oldukça zevkli. En çok level'ını bunu yükselttim. Red Hood bu şeyin DC'nin son oyununda vardı diye hatırlıyorum. Yani dual pistol, yani çifte tabanca, çok bir özelliği olan orijinal bir karakter değil bence. Superman, tabii ki Superman ve Batman DC'nin en önemli karakterleri ve ana düşmanlardan, kötü karakterlerden. Joker bu oyunda biraz farklı, pek karizmada gözükmüyor bu oyunda. Ve story'de çok da karşımıza çıkmıyor. Sanırım Harley Quinn'le bir VS atıyordu diye biliyorum. Atrocitus, şu uçan kedisi falan baya bir ilginç bir şey. Story'de karşılaşıyoruz. Hiçbir fikrim yok bu hero ile ilgili. Bu arada yukarıda görüyorsunuz Strength, Ability, Defense ve HP. Bunlar level atladıkça yeni ekipmanlar takarak değiştirebiliyoruz. Gorilla Grodd çok acayip bir karakter. Yani taklalar atarken, ilerlerken, koşarken aynı zamanda pataküte dalabiliyor size. Oldukça sinir etmişti beni oynarken. Cheetah çok hızlı. Kedi kızın biraz daha evil versiyonu gibi. Ama her hero'nun kendine özgü dövüş sistemi falan var. Deadshot özellikle işte bir range savaşan, uzaktan savaşan bir tip. Çok yakın saldırılar değil de çok çeşitli uzaktan saldırıları var. Poison Ivy, çok severiz Poison Ivy'yi. Bu oyunda da hiç fena değil. Starfire DLC ile geldi. Pek oynamamışım bununla. Atom, yani eski tip maskeler falan, zaten bunlar gördükçe beni kırıp geçiriyor. Enchantress, bu da işte biraz Sorceress tarzında büyücü bir karakter. Black Manta, abi kim bunları dizayn ediyor bilmiyorum, çok ilginç. Ve benim favorim Supergirl, süper kız. Green Arrow, yani hiç gereği olmayan bir karakter. Doctor Fate böyle uçuyor ve farklı
modlara girebiliyor. Birkaç farklı moda girebiliyor. Çok ilginç bir karakter bu. Bu da aslında bir büyücü. Blue Beetle. Buz adam diyebiliriz. Buz adamın DC versiyonu. Bu da Firestorm'da ateş adamın DC versiyonu. Aquaman biliyorsunuz zaten. Atlantis'li abimiz. Black Canary, bu da benim favorilerimdendir. Siyah kanarya çığlık atıyor. Sonic Beam saldırıyor. Darkseid, bir fikrim yok. Yani Brainiac'a biraz benziyor olabilir. Kötü adam. Wonder Woman söylemeye gerek yok. Black Adam'ın da biraz böyle uçan kaçan kötü karakter tarzında büyücü. Captain Cold, bu da buz adamın silahlı versiyonu diyebiliriz. Robin, Batman'in sağ kolu. Scarecrow, ben bilmiyorum, Scarecrow'u seviyorum bir şekilde. Batman oyunlarını da oynadıysanız karşınıza çıkmıştır Scarecrow. Benim sevdiğim bir kötü adam. Tabii biraz eski tarihli bir tasarım olduğu için pek değiştirilemiyor şu maske falan. Ama olsun. Bane aslında işte Amerikan güreşçisi gibi bir eleman. Her zaman işte Batman oyunlarında falan kötü adam tarzında. Çok sevdiğim, tercih ettiğim bir şey değil. Brainiac. Aslında Brainiac'la bir oynayabilirdim, deneyebilirdim ama pek uğraşmadım açıkçası. Bu arada şu yeşil gözükenler traininglerini tamamladıklarım karakterler. Raiden Mortal Kombat'tan ve Leonardo da Ninja Kaplumbağaların lideri, kılıç kullananı. Ben Supergirl'ü göstermek Supergirl istiyorum. Tutorial'ların nasıl olduğunu gösterelim. Yani komboları öğreten kısım. Buna bakalım ve bir fikir edinmiş olacağız zaten buna baktığımızda. Oyunu sileceğim. Silmeden önce de size bir video çekmek istedim. Story'yi tamamladıktan sonra sileceğim. Çünkü her birinin kombolarıyla falan uğraşamam. Şu an nasıl multisi oyunun bir fikrim yok. Burada işte ne yaptığını gösteriyor. Hop. Şöyle. Şöyle bakabiliyoruz ne olduğuna. Hop. Tamam, yaptık. Bunun bir de şöyle basılı tutarak yapabiliyoruz. Veya şöyle RT'ye basınca şu alttaki matter'ı kullanıyor. Havadayken bu arada şuna bak. Havadayken bunu yapıp durabiliyor muyuz? Super hover. Hop! Bu benim çok sevdiğim bir hareket. Peki. Evet, aynısını havadayken yapabiliyoruz. Sonda RT'ye basıp right trigger. Havadayken şöyle mi? Şöyle tutup atıyoruz, evet. Sonuçta uçan karakter. Bir saniye. Kafam beynim duruyor. En sonunda da RT'ye basacağız. Yani kolay değil kombolar, onu söyleyeyim. Hele dövüşün ortasında bunları yapmak. Yapamadık. Bakın böyle yapılıyor bu. Yani bir karakteri öğrenmek hiç öyle kolay değil. Hop. O yere düşmeden mi olacak? Bu arada arka mekanları da şöyle kullanabiliyoruz. Hop, yapamadım. Hop. Biraz geç kaldım. Evet. Hiç kolay değil.
Şöyle mi yapıyoruz? X ve A. Önce bakalım nasıl yapıldığına. Hop. Ha, bu aslında tutma tuşu. Şu. Bunu böyle yapabiliriz. Evet. Tutma veyahut da tutma tuşu left button. Onun yerine X A'ya da basabilirsiniz. Şöyle çok basit bir olay var. Bir de şöyle var. Run Blast. Havadayken. Hop. Vurma var. Hop. Gözümüzden ışık çıkarıyoruz. Ha, şöyle de yapabiliriz. Üstümüze gelirse de tutup atabiliyoruz, az önce söyledik. Ya bak şu şeyden harcadı, aşağıdaki aşağıdakinden harcadı. Nasıl yaptı? Onu göremedim. Bakın meter çalıştırdı. Bunu yapamadım mesela. Nasıl yapılacağını bilenler yazsın da. Belki bir gün bitiririm. Bak. Ha, aşağıdaki B artı RT. Yani meter'ı kullanamadık ki. Supercharge, Ultra Freeze. Troll'larımız var. Meter Burn Right Trigger. Aa! Ha bak. Havadayken yaptım aslında. Ama yerdeyken bu niye çalışmadı? Bu arada şöyle yapıyor. Normalde bunda ultiyi kullanıyor aşağıda. Super meter dolu olduğunda. Bak. Yerdeyken bunu yapmıyor. Bunu işte... Normalde yapınca olması lazım. Niye olmuyor anlayamıyorum. Acaba bir bug mı oluyor, ne oluyor? Çözemedim. Bayılıyorum bu hareketlerine ya. Tabii bu arada baştaki hareketi unuttum. Evet, bence bir bug oluşuyor. Çünkü havadayken bunu yapabiliyorum. Ama yerdeyken nedense yapamıyorum. Şöyle yapamadım. Evet, böyle yapılıyor normalde. Ama... biz yapamadık yani. Bakın. Tek atıyor. Belki de yapılabiliyordur. Bilmiyorum. Sadece bu bunu geçip son hareketi reset değil, skip diyoruz ve bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Peki, farklı bir karakterle de deneyebilirsiniz.
Multiplayer var, online'ı var, karakterleri kendiniz yapabiliyorsunuz. Özellikle şurada normal story modda da şeyler açabiliyorsunuz, bu kutuları. Kutulardan bunlar çıkıyor ve bunları seviyenize göre takıp statlarınızı daha güçlü hale getirebiliyorsunuz. Eğer DC fanıysanız zaten bu oyunu kaçırmazsınız. DC karakterlerini görebileceğiniz bir oyun. Güzel kombolar var. Eğer eliniz bu tarz reflekse, zamanlamaya alışıksa bence kaçırmayın. Ha, oyunun şu an multisi nasıldır? Mortal Kombat varken, Street Fighter varken, ne bileyim Tekken falan varken bunu çok oynayanı duymadım. Çok kolay bir oyunda değil. Kombolar zor. Ezberlemesi kolay değil. Bir iki tane hero'ya alışıp oynayabilirsiniz. Yani iyi oynamak istiyorsanız, çok eğlencesine diyorsanız da eğlencelik zaten. İstediğiniz karakteri alıp oynayın. Pekala. Oyunumuz bu arkadaşlar. Birincisi vardı. Birincisine pek bakmanızı tavsiye etmem. Eskide. Injustice 2'yi deneyin. Injustice 1, Gods Among Us ismi. Injustice 2'yi deneyin. Zaten DLC'ler falan bunda var. Buna benzer bir ve daha iyisini istiyorsanız da Mortal Kombat'ı deneyebilirsiniz. Pekala. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye.